dostlar, bu bölüm pek sıkıcı ama çoğunun da merak ettiği konu bu. Ekonomi, para mara. Yani bu bölümde marketler, pazarlar, gelir eşitsizliği, gelir dağılımı, zartzik, faya pingo. Ne? Ne? Zavazingo, faya pingo. Abone, beğeni, yorum alırsak sizi bu bisikletle ücretsiz gezdiririm. Atla Gökhan. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Saçma bak ya şuraya. Hadi görüşürüz. Parayı vermeden. Of, rezillik. Kaç Gökhan kaç? Nasıl park edecek acaba? Gökhan sadece abone değil. Yanlış park ettin. Yanlış park ettin. Moğolistan'da eskiden biliyorsunuz komünizm varmış. Sonra komünizm çökmüş. Adamlar ne yapacaklar? Bir çatı altında birleştirecekler ülkeyi. O da Cengiz Han ismini kullanmışlar her yere. Her yerde Cengiz Han var. Her yerde barlarda, vodkaların üstünde, restoranlarda havaalanının ismi Cengiz Han. 2005 yılında değiştirilmiş mesela. 2005 yılında başka bir havaalanıymış o. Şu anda herkes Cengiz Han Havaalanı'nı biliyor. Ulan Batur'un anlamı zaten Kızıl Kahramanlar demek. Biliyorsunuz zaten Kızıl nereden geliyor? Kahraman nereden geliyor? Hiç açıklamayalım. Bunlara girmeyelim. Aleyhimize çalışır. Çalışır vallahi. Çalışınca da tokat gibi çalışıyor. Tokatlanmak istemiyoruz artık arkadaşlar. Biz hype istiyoruz. Hype. Demedi demeyin. Burası Moğolistan. İnanamazsınız biliyorum. Çünkü bu müstakil evler, bu asfalt yol, bu şakır şukur insanlar, motosikletler, arabalar derken bir traktör geçiyor. Beni yalanlamak istermiş gibi. Diyeceğim o ki, Kore ve Japonya'da 1000-1500 dolar olan asgari maaşlar, sıkı durun, geliyor Moğolistan'da 194 dolar. Mesela bu domatesler, bu domateslerin 100 gramı 1370 tugrikmiş. Meyve sebze de çok pahalı Moğolistan'da. Yine tavsiyemiz dışarıda bulabilirsiniz ama dışarıda da pahalı. Yine daha uygun. Bu neymiş? Bu ne abi? Bu 3 tane biber 7300 tugrik. Şimdi burada meyveler falan var da biz yolda, yaklaşık buranın 4'te 1 kadar, herkes bize bakıyor. Öyle buralar başka yerlere benzemez. Kaçın. Bakarlar bir de döverler. Evet. 1 kilo karışık meyve aldık. 1 kilo karışık meyve 6500. İşte abi ucuz şey budur abi. Islık gibi. 4 katı satıyorlar ya. Evet. Görmemiş meyvesi olmuş herkese gösteriyor. Bütün Moğolistan'da gördüğümüz ortak bir şey var. Bir markete gidiyorsunuz, altındaki etikete bakıyorsunuz. Bu bunun etiketi diye düşünüyorsunuz ama alakası yok. Her zaman farklı çıkıyor. Yani bütün marketlerde ortak olarak gördüğümüz tek şey hiçbir etiketin hiçbir ürüne uyumlu olmaması, uygun olmaması. Ya tembeller çalışmıyorlar ya da üç kağıt var. Ve marketler arasındaki fiyat farkları inanılmaz fazla. Yani neredeyse yarım dolara oynayacak kadar fazla fiyat farklıları var. Küçük çikolata veya küçük kolada falan bile bu farklılık görebilirsiniz. Moğolistan'da gideceğiniz marketi iyi belirlemeniz lazım arkadaşlar. Ama nereye giderseniz gidin bir çakallık çukallık var yani. Buralar hep inşaat dikmişler. Normalde biz Kore'den ve Japonya'dan geldiğimiz için bu ayrımları yapıyoruz. Kore ve Japonya'da mühendisler genellikle 2500-3000 dolar arasında falan kazanıyorlardı. Burada da inşaatlar var, o yüzden inşaat mühendisi ne kadar kazanır? Mesela ortalama bir mühendis ne kadar kazanır burada? Ne kadar? Unuttum. 500'lerde bir şey de. 523 niye bu kadar abi? 1-2 oynama ortalama bu ya. 520 dolar diyelim geçelim. 520 dolarmış. Çok düşük. Acayip düşük. Bizim asgari maaş kadar diyebilir miyiz? Kore ve Japonya medeniyet olarak düşünüyorlar. Medeniyetten geldik bu topraklara. Ayıp ettin Gökhan. Medeniyetin temsili ekonomik hayat ve maaşlar olabilir mi? Hayır, olamaz Ezgi'cim. Şöyle bakıyoruz mesela. Gelir eşitsizliğine baktığımız zaman dünyada ilk ona giriyor. Kore ve Japonya gelir eşitsizliğinde. Moğolistan eti budun eki gelir eşitsizliği olsun zaten. Onun hakkında konuşmaya gerek yok Moğolistan'da ama Türkiye mesela Ezgi. Avrupa'da baktığınız zaman Bulgaristan'dan sonra en büyük gelir eşitsizliğine sahip Türkiye. Gökhan, kamerayı devraldım. Ya arkadaşım dedin ya eti budu ne diye. Eti budu çok ya. Buradaki etler bayağı doğal, antibiyotiksiz. Tüm dünya buradaki etlere kurban oluyor. Evet Ezgi ya, doğru haklısın valla. Herkes Güney Amerika gitmeden önce dünyanın en iyi eti Brezilya eti, Arjantin eti falan diyorlardı. Abi Moğolistan'a bir geldik. Halt yemiş yani. Yok Brezilya etiymiş, yok Arjantin etiymiş. Tabii bunun pazarlamasını bileceksiniz. Yani herkes İtalyanların yemekleri çok güzel diyor. Tamam yemekleri güzel ama Türk yemeklerinin o karışık kültürün yemekleri eğer reklam yapılmazsa ne olur? Yapalım mı hemen bir reklam? Hep yapıyoruz ya, sıkıldık artık yapmaktan. Yapalım, karnı yarık. İmam bayıldı. Lahmacun. Künefe. Lahmacun. Sarma. Sucuk. Dolma. Döner.
Şakşuka, şakşuka. Meze olsa güzel olur valla. Çerkez tavuğu. Yaprak sarma dolma, bellak köftesi. İçli köfte. Kayseri sinop mantığı. Ha kadın budu. Vezir parmağı. Allah, hanım göbeği yani. Ya oho. Bunlar da Moğolistan bebeleri. Zengin taraf, buralar zengin bölge. Devam şehre yakın. Mi? Devam et Ezgi. Tavuk göğsü. Heyt. Harp. Of çok bağırdı, çok bağırdı. Santuni, harp. Menemen, harp. Adana, Urfa, harp. Fasulye, harp. Pilav üstü karışık, harp. Bu nedir ya Gökhan? Temiz otu salatası, harp. Oo. Damarımdan vurdun. Bak hep etli yemekler söyledim sevdim. Semizotu salatası, sarımsaklı yoğurtlu Allah. Deniz börülcesi harp. Onu yedik birkaç kere. Hamsi tava harp. Yedik. Türevlerini yedik. Revani harp. Yedik yaptık. Aa fısıklı sarma harp. Oo harp. Market fiyatları Moğolistan'da can yakabiliyor. Neden? Japonya daha ucuzdu çünkü. İlginç gelecek size. Bakın mesela 2 kilo pirinç 12.900. Mongolia Tugri'ye en ucuz süt 1 kilo 4.900. Ama şöyle bir süt isterseniz böyle şişelerde 10.700 veriyorsunuz. 1 kilo yoğurt 4.400 Mongolia Tugri. Bakın bu halis mulis bizim yoğurt gibi ekşili tuzlu. Abi şaka gibi sular ya. Yani yarım litrelik no name isimsiz 1500 Tugrik yuh yarım litre su. Mesela 2 litre alsak şu 1.5 litre bu 2000 Tugrik'miş şu da. Ya en güzeli 5 litre alın arkadaş. Bayağı ucuza geliyor. Eve su taşıyacaksınız 5 litre. Bakın bu 2100 Tugrik. Bu da 3200 Tugrik. Yani tenekede alırsanız yandınız. Komple bira var burada. Buradaki biralar minimum 4200 Tugrik'ten falan başlıyor. Yani Avrupa biriler daha da pahalı. Burada import malzemeler yani ithal malzemelerin hepsi acayip pahalı. Şimdi Türk reyonuna gidelim. Çikolatanın birçoğu eti Ülker. Yok Ülker arıyoruz. Ülker burada yok. Vardır. Her yerde var Ülker eti. Ülker yoksa eti vardır Ezgi. Burada yok Gökhan'cığım. Al beni var. Dur. Hah işte al beni. Al size şu da Ülker. Hani yok Ezgi. Ne kadarmış? Bakın. Şu 2200. Al beni. Bizim yediğimiz ülkedeki benim çocukluk çikolatam 2200 Tugrik. Doktorlar 1400 dolar kadar kazanıyorlar burada. Japonya'da ve Kore'de 7000-8000 dolar civarında ortalama doktor maaşları vardı. Acayip büyük bir fark yani bu. Felaket, felaket. Ve burada çocukluğumuzun içeceği Capri Capri Sun. Capri Capri Sun. Safari'yi aldım. Capri Sun. Gökhan reklamı yaptı. Oo, bayılırdım Safari'ye. 3000 Tugrik. Abi 3000 Tugrik şu. Tabii bu da ithal. O yüzden çok pahalı. İlk defa bu kadar pahalı market görüyorum abi. Moğolistan'da da yani. Ne Japonya ne Kore eline su dökebilir. 30'lu yumurta 20.000 Tugrik. İyi. Ne? İyi. 200 lira. Kötü. İyi bence de. İdare eder. Moğolistan'da genel olarak ortak gördüğümüz diğer şey de tekli satılan tuvalet kağıtları. Çok pahalı olduğu için bilmiyorum ama 2200 Tugrik tanesi. Valla makarnalar yani İtalyan markası 10.800 Tugrik, 6.500 Tugrik, 12.000 Tugrik şunlar. Dur of. Buldum, ucuza buldum. 4.900 Tugrik. En ucuzu bu. Bunu alırsanız, yaparsanız böyle nişasta gibi bir şey çıkıyor. Yani yiyemiyorsunuz böyle. Hamur gibi bir şey yiyorsunuz. Yani hapishane yemeği. Öğretmen maaşları da 540 dolarmış ortalama. Japonya ve Kore'de de 2800-3000 dolar arasında değişiyordu öğretmen maaşları. Çok düşük ya. Maaşlar çok düşük. Burası havaalanı. Cengiz Han havaalanı. Böyle güzel bir ekmek var. 600 gramcık. 2450 Tugrik uygun sayılır. Neredeyse Moğolistan'ın her yerinde bu Kore ürünleri var. Kimchi. Mesela burada da kimchi var. Her yerde kimchi var. Bir de Kore'yi ve Japonya'yı da her zaman hatırlatan hazır noodle her yerde var. Boydan boya raflar hazır noodle. Bakın. Hazır noodle rüyası. Aa Kore ve Japonya burada da var Gökhan. Gel gel. Bu sosların hepsi Kore. Hatırlar mısın? Hatırlarım. Aynen. Bunların hepsi Kore malı. Kore malı. Bunlar da Japon malı köriler. Köri çok yiyen Japonis köri. Narantul marketteyiz. Ulaanbaatar'daki başlıca gelinmesi gereken marketmiş. Eskiden kaçak ürünler satılıyormuş markette. Şu anda bulmamız zor ama eşyalarınıza dikkat edin diyorlar. Dikkat edelim bakalım. Pek güvenli değil zaten abi Moğolistan. Bu arada arkadaşlar bu market salı günleri kapalı. O yüzden biz durmadan buraya geldik. Niye? Her salı buraya mı geldik? 2 haftadır salıları buraya geliyoruz. Akıllanmadık. 3. kez bu sefer çarşamba. Öyle oldu gerçekten.
Gökhan bak ne var burada? Ne var? Sincap yiyeceği. Şam değil çam fıstığı. Bildiğiniz gerçekten çam fıstığı. Cengiz Han'ın yine yiyeceklerinden çok sağlıklı. Neden bunu yiyorlar Gökhan? Çünkü burası çok soğuk. Soğuk olunca burada meyve sebze çok yok. Bunun içindeki vitaminleri, vitaminleri her şeyi tüketiyorlar. Tundura ve çöl arasında karışmış kuzey tarafının bir yiyeceği. Yani adamların yiyeceği olmadığı için bunu çit diyorlar. Adamlara ay çekirdeği versen hastası olurlar ama ay çekirdeği yok. Ne arasın ay çekirdeği? Evet, sincap gibisin kardeşim. Evet, burada da bu arada bu yumoşlar burada da var. Kore, Japonya değil, Moğolistan'da da her yer yumoş. Bakınız. Güzel güzel yumoşlar. Hadi İzgi. Beğendim. Takı toka bakabilir miyim Gökhan? Bak mesela bunlar Moğolistan işi küpeler. Böyle bir takıyorlar bildiğiniz gerdanda bitiyor. Kulaktan gerdana kadar uzun. Çok uzun. Çocuklar ne kadar tatlı ya. Yanaklar emmiyor. Aha, kaçak mal mı bunlar? Yok. İkinci el. Gerçek saat mi acaba? İkinci el saatler işte. Rolex falan var Gökhan. Eski tarz retro saatler de var. Rolex saat satılıyorsa zaten. Çakma Rolex Ezgi'cim. Mahmut Paşa mübarek ya. Her şey var. Bunlar da kumaş bu arada. Pek hoş be. Ama ya güzel. Ne kadar fiyatlar acaba? Şimdi bize kameraya görünce fazla söyleyecekler ama. Aha başladı. Giy diyor. Ondan sonra fiyat vereceğim diyor. Kumaş da efsane. Güzel. Moğol'a benzedin mi? Moğol'a benzemedim ama Nepal'e benzedim. Yalnız biraz Gökhan'ı iteledi öteledi. 120 bin tugrik ediyor. Ya, yüksek mi yüksek? Yani ama evet, güzel. 1200 lira. Ama indirim yaparım dedi. Mesela bak burada da Gökhan'cığım güzel şeyler var. Değişik tarzlar. Aynen güzelmiş bunlar ya. Türkiye'de iki katına satarsın aslında bunları. Evet. Ne Ezgi'cim malzeme? Kaşmir. Ya bunlar pahalıdır abi. Onlar o kadar fiyatsa bunlara neler söylerler kim bilir. Pahalı kaşmir. Evet bu 70 bin dedi. Sadece bir şapka 70 bin. Bakalım. Güzelmiş. Bu da kaşmirmiş değil mi Ezgi'cim? Evet yumuşacık ya. Şimdi de Moğolistan çadırlarını üstümüze geçirmek için buraya geldik. Geleneksel. Moğol kıyafeti. Bakınız. Bunlar pek estetik Ezgi. Yalnız bunun da... Estetik de son nokta. Üşümen imkansız Gökhan. Bir de dokununca yastık gibi. Bakayım. Dokun bakalım. Oo, harbiden. Yorgan. Bayağı yorgan gibi bir şey bu. Burada da halılarımız var. Bizi şaşırtan halılar mı bunlar değiller. Bir dakika. Halı işinde Türkiye'nin eline Moğolistan su dökemez diyeceğim. Kızmasınlar ama nasıl? Olay. Anlar mısın halıdan Gökhan? Bilmiyorum. Hayvancılık su döker ama yani. Hayvancılık döker. Halılar neden yapılır peki Ezgi? Doğru dersin Gökhan. Ama önemli olan işlemektir Ezgi. Doğru dersin Gökhan. Doğru muyum Ezgi? Bir daha söyle. Doğrusun demek istemem ama doğrusun Gökhan. Burada da hayvanın kendisini almak istiyorsanız içi sizi dışı bizi. Dışı burada hayvanın içi de yenmiş durumda. Yere serebilirsiniz. Üstüne çıkabilirsiniz. Evet, demek istedi ki... Çekmek parayla mı dedi? Çok paralı dedi. Çekmek parayla dedi galiba. Bence çekmek parayla dedi. Böyle güzel bir şişe bulduk. Bu şişeler satılıyor da sanki böyle parfüm gibi değil. Ne için acaba? Bilmiyoruz. Adam gösterecekti aslında alıcı olduğumuzu düşündü ama sonra vazgeçti. Ve şimdi alıcı olduğumuzu düşünebilir. Bak güzel bir Moğol alıcı. 800 bin. Ha, bunlar Gökhan, neden yapılıyor acaba? 800 bin küçücük. Çok pahalı. Ne için acaba bunlar? Bilmiyorum. Valla 800 bine ben ev alırım arkadaşlar. Bu küçük şişe 800 bin kaşıklı. 800 bin ne kadar yapıyor? Bilmiyorum da enfiye için galiba diye düşünüyorum. Burada bol bol enfiye çekiyorlarmış. Moğol kılıcı. İster misin? Bilmiyorum Ezgi'cim. Bir şeyden geldik. Japonya'dan geldik. Almadık. Burada mı alacağız? Bunlar da çok güzel. Olur mu? Burada ate yerleri var. Her şey var. Ayaklıklar vesaire.
Yani böyle bir pazar görmemiştik yani. Pazarda bunlar olması enteresan tabii. Bunların fiyatlarını sormuyorum. Bunlar ne Ezgi? Bunlar ne? Bunlar da oturacakları yer galiba. Evet, ata. Oo, burası tamamen atçılar için. Herkesin atı var abi zaten Moğolistan'da. Atı olmayan insan yok. İlk başta burada deniyorlar galiba. İlginç. Aa, her şey at için burada ya. Vallahi ben de bilmiyorum ki abi atlarla ilgili. Ha burada damgaladıkları şeyler var, eğerler var. Damgalar burada. Atla ilgili her şey var. Burada kılıçlarımız var. Antika antika. Budist figürleri, Budizm. Yani biliyorsunuz %50 Budizm falan burada. Yani din. %40'ı da ateist olduğunu söylüyorlar ama. Ama burada eski antikalar mı abi bunlar? Bunlar ne? Antikalar. Pek seviyorlar bu rozetleri. Her yerde seviyorlar. Madalyon. Bütün dünyada seviyorlar abi bunları. Bunların hala ne olduğunu bilmiyoruz. Kapılara asıyorlar süs için. 5000. This one. 5000. Okay. Ne istiyorsun? Ne yapacaksam? Bunlar ne Gökhan? Bakalım. Anahtarlık. Kapıya asıyorsun galiba bunları ya. Türlü çeşit anahtarlıklar var ama... Bu ne? Oku saplamak için. Tehlikeli oyuncaklar. Çıkarmıyorum tam. Aa, bayağı güzelmiş. Çok ne kadarmış? Güzelmiş. How much? 290,000. 290. Vallahi kıyafetten daha ucuz bence. Evet. Çok güzel. Baksana gerçekleri işler muhteşem yani. Aha, bak Ezgi tamburlar. Bunlar. Bunlar güzelmiş, efsane. Güzelmiş. Fiyatlar ne acaba? Baksana. Desenler de yapmışlar. Ben ilk defa altıgen mi bu? Evet. Sekizgen. İlk defa sekizgen görüyorum. İlk defa üçgen görüyorum ben de. Bak üçgen. Ses nasıl acaba ya? Güzel güzel. Taşımak zor olmasa alıcıyım. Her evde bunlar varmış ve biriktiriliyormuş. Bunlar ne derseniz bunların hepsi kemik. Hayvan evet. Kemiği. Koyun kemiği. Şunlar mesela koyun şu alt tarafında kemik. Ha? Bu adam da her yerden çıkıyor. Bunlar her yerde var, bütün evlerde var. Neyse, adam geliyor biz kaçıyor. Bütün tezgahların hepsi sahip galiba bu adam. Biraz evet, iri kıyım. Biraz. Hepsi iri kıyım abi, Moğolistan'da herkes iri kıyım ya. Çünkü çok et yiyorlar, et vermezseniz yemiyorlar, sebze falan sevmiyorlar. Arkadaşlara yemek yapalım dedik, sebze yemeği. Yok yemediler. Çok seçiciler abi, sadece tamam et yiyorsunuz da yani insan bir teşekkür eder ya. Burası güzel mesela bak Gökhan. Hep aslan, Çin aslanı. Oo, amcalar kağıt oynuyor. Bakalım başka nelerimiz var. Bu ne Ezgi? Bilmediğim şeyleri Gökhan hep bana sorar. Bu ne abi? Bilmiyorum. Bıçak mı biliyorlar abi? Ama bıçak yılan. Bile. Bıçak bile mi? Olabilir. Forvat? Forvat? Değil. Yok, anlamadım ben. Ne iş yerini anlamadım. Boyanmış kemik verelim. Hayvan kemiği pembe. Yeşil. Avatı cavatı. Zırhırtı. Çal bakayım bir. How much? Güzel. Hmm. 250.000 tubrik. Topşur. 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 Topşurmuş ismi. Neyse gidelim biz. Ben pek rahat hissetmiyorum. Moğolistan'da. Oo, pazarda her şey var ya. Yataklar da var.
Abiler uzanmışlar. Soba bacaları mı istiyorsunuz? Soba boruları mı istiyorsunuz? Aha, soru soba borusu. Aha, burada da soba. Tabii dünyanın en soğuk başkenti burası. Yani -45 derece, -50 derece kadar ulaşan bir başkent. O yüzden ne satacaklar adamlar? Bol bol soba satacaklar. Burada film CD'leri satılıyor. Hayır, bunlar kaldı mı artık? Yani internetten indiriyor herkes ama buradan interneti zayıf tabii. Kore gibi, Japonya gibi değil. Burada neler var? Şarj aletleri falan, elektronik eşyalar. Genellikle dürbün satıyorlar ya. Hayvancılıktan dolayı mı abi? Galiba inekleri, koyunları falan takip etmek için dürbün ihtiyaçları var arkadaşlar. Her yerde dürbün satılıyor. Ezgi, bunların adı neydi? Ben unuttum ya. Evet, bu Moğolistan kemanı. Moğolistan kemanı da mı? Neydi? M ile başlıyordu. Unuttuk. Unuttuk. Fiyat ne kadar acaba? Bayağı güzel olanları var ya. Şunun fiyatını sordum da. Bakın bu yaylı. Bakalım ne kadarmış. Ha, 180 bin. Hayırlı. 180 bin. Uygun yalnız. Yani uygun 60 mi? Dolar falan civarı. Uygun mu? Her yerde enfiye kutuları var. Burada ucuz ama enfiye kutuları ya. Şu mesela 25 lira. Ama içine enfiyeyle doldurabilirsiniz böyle. Burada da enfiyeler satılıyor. Abiler kağıt oynuyor. Çok sert. Kimsenin yüzü gülmüyor ya. Öyle. Burada aynı şekilde. Her yerde enfiye kutusu. Bunlar ne? At için galiba bunlar değil mi? Abi daha yüzü gülen bir Moğol'a rastlamadım ben. Evet, öyle yani gözüküyor. Çok mutsuz yani şeyler yani sinirler. Tabii kış çetin geçiyor buralarda yani. Adamlar sert adamlar da birazcık gülümseme, birazcık çok az. Et. Evet, bildiğiniz et suyuna çorba. Et suyuna çorba. Bayağı et kokuyor. Amca tatlıymış. Bak bu gülüyor. Ya, yaşının verdiği olgunluk. Ve et. Et. Et adamı sinirli yapar zaten. Bu kadar çok et yersen zaten sinirli olmaz mısın abi? Herkesin kafası ya. Burası biraz da küçük rütbelilerin yeri ya. Burada küfredenler falan da var. Adam küfür etti. Türkçe küfür etti galiba ya. İkinci el falan mı eşyalar? Bu bölge sakat. Telefon kılıfları. Alet edevat. Yağmur ortasındayım. Yağmur dedi galiba bu sefer de. Bir şeyler söylüyorlar ama anlamıyorum. No? Çekme dedi video. Üzerime atlayacaklar birazdan. Bakıyoruz. Pek bir şey yok ya. Hep aynı şeyler. Ha, tıraş bıçakları var işte. Bardaklar, çanaklar. İkinci el ayakkabılar. Bu fena değilmiş. Burada yerlerin kapısı, çatısı, bacası. Evet, bunlar yerlerin kapısı satılanlar. Bunlar da çatısı. Bayağı değişikmiş yalnız. Çünkü yerleri demek ki kendileri yapıyorlar. Buradan kapıyla çatıyı alıyor. Yok, kendileri yapıyorlardır genel olarak da bu evet. Daha kalıcı yerler. Yani göçebelerin değildir muhtemelen belki. Çünkü evlerin yanına da yer kuruyorlar. Göçebe olmayanlar. Onlarındır diye düşünüyorum. Göçebeler kendileri yapıyorlardır abi. Bunu mu alacaklar? Baksana rengarenk. Yeşili var, turuncusu var. Belki de alıyorlardır bilmiyorum ya. Ulaanbaatar şehir merkezinde, orada burada her yerde Kore restoranları var. Yani Japon restoranları vardı ama Kore daha fazla. Kore'de çalışan Moğol nüfusu çok fazlaymış. Hatta bir rivayete göre, bir belgeye göre, bir dokümana göre en fazla Moğolistan'dan sonra Kore'deymiş. Öyle diyorlar. Ne diyorsunuz ya? Doğrudur diyorum çünkü Kore restoranı, Kore pub'ı, Kore karaoke'si, Kore barı
Kore yemekleri, abur cuburları her yerde var. Oyuncakları bile Kore yazıyor. Yani işte Moğolistan biliyorsunuz iki büyük devlet arasında sıkışmış, Çin'le Rusya arasında üçüncü bir ticari kapısı arıyor komşuları kızdırmadan. O Amerika mı olur, Kore mi olur ya da Kanada mı olur? Hepsi var aslında ama küçük küçük kızdırmadan. Kızdırmadan. Evet, Ulaanbaatar merkezdeyiz. Bahsettiğimiz gibi burada en popüler sporlardan biri futbol değil, basketbol. Arkadaki bildiğiniz Moğol gençleri Avrupalılardan hiçbir farkı yok. Avrupalı gençler gibi uzunlar, güçlüler, et yiyorlar, süt içiyorlar. Tereyağı, yoğurt, ezgi, arol, ne varsa. Ne diye tezahürat yapıyorlar? Baba fi. Öyle bir şey. Bu ne ya? Baba bilmem ne. Evet, basketbol turnuvası var da giriş ücretli galiba. Merkezde böyle bir turnuva düzenliyorlar. Evet, ben soracağım, dayanamıyorum. Bir dakika çekim yapmak için içeri girebilir miyiz? Biz basındanız. Nasıl? Çok sıra var Ezgi. Yani hiç değmez. Ama biz boş basındanız. Ver. Ne için Ezgi? Boş ver. Basın kartın nerede? Basın kartın. Basın kartın gönlümde. Yani kamerada anlaşılmıyor. O kadar güzel bir görüntü var ki. Ama yatay çizgide. Yani dikey değil. O yüzden kamerada anlaşılmıyor. Daha doğrusu bu kamerada anlaşılmıyor. Arkamızda da bir arkadaş takıldı bize. Ne var lan? Yolda 3 kişiyiz. Gökhan'ın arkadaşı. Benim elimi yaladı. Gökhan'ın arkadaşı mı var? Lan ne sulanıyorsun? Ne sulanıyorsun sen? Bu arkadaş da bir sürülere gidiyor. Border Collie. Çok da zeki. Sabahtan beri bizi takip ediyor. Gökhan! Akşam yemekte mantar var, cızbız. Ezgi bunu kemik zannettik ama bu bir mantar. Aa. Gökhan'cığım elleme istersen. Niye? Zehirliyse o parmağı ağzına attığın zaman zehirlenirsin çünkü. Ezgi'den yine mükemmel bir açıklama. Huu. Ben bugün 11 saat uyudum ya. Ya Gökhan kalkmıyor arkadaşlar. Bu temiz havada özellikle bozkırdaysak Gökhan uyuyor da uyuyor. Bu arada Moğolistan'da genelde yer yatağı var. Bu yer yatağı koyun tüyünden yapılıyor ve kokuyor. Bütün her tarafımız koyun kokuyor. Alıştım komple. Ben. Alıştım artık ben. Artık o koyun kokusu bile gelmiyor bana. Evet, şu kıyarto var ya, affedersiniz. Bağırıp duruyordu, şimdi sustu. Bizim köpeğimiz de buraya, bak yine başladı. Köpeğimiz de buraya geldi. Ben diyorum ki sen sakin ol, sen Asyalısın, sessiz ol diyorum. Bak laf dinledi. Sessiz sakin. Rusya sınırına geldik ama bizi almıyorlar tabii ki. Rusya'da ne işimiz var? Rusya sınırda değil ayrıca burası, kamp alanı. Ama bakın harfler Rusça gibi değil mi? Moğolca da çok farklı değil. Manzaramız akıyor, akıyor. Akıyor. Bizim köpeği oğlu gitti oraya. Köpek nerede? Yok. Köpek Rusya'ya kaçtı. Rus kaçakçı bu. İnekler biraz agresif yapılı gibi. Yok kuyruk ya. Kuyruk sallıyor ama. Süt ineği bunlar Ezgi'cim, süt ineği. Süt ineği diyorsun da Moğolistan'da süt veren o kadar çok şey var ki, deve sütü bile var arkadaşlar ve çok sağlıklı, ama deve sütü bulabilene aşk olsun. Oo.